Merhaba, kurbağına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, topraklarını yapmışlar, yıkmışlar. Bir daha da göreceksiniz. Gördük. Sonra Dövlet başlıları Uşa şehrine yola düştüler. Biz Füzuli şehrinde. Ben şehrin kalsın. Gördük yol dayınca. Ben 30 sene Erzik'te bütün taşları Amerikanlılar zamindir bunların daha önceki. Ağdam rayonunun 97 bin mayını edilir. 97 bin. Tek bir rayon var. Bizde savaş bitenden sonra 144 kişi mayında ya öldü ya da yaralandı. Onlar da bir bildi. Bütün binalar hepsi 30 sene bir binaları yıkılacak duvar kalmış. Razı Füzuli şehir, onu baba yok. Bunlar kendilerinin oturdukları değil ama. Hayır. Aa, öyle mi? Ben oturdukları için oturdum. Abi böyle boş muydu 30 yıl? Çünkü burada işgalden önce girmenler yaşamıyor. Aa! %100 hazırlanıyorlar yani. Ona göre onlar işgal edenden sonra binaları yıktılar ki birinci biz buraya döndüğüm diye dönende de bak nereye gidiyor. Peki ekimler var mıydı da yıkıyorlar mıydı? Evet. Ha, onları da yaktılar. Onu yaktı. Bunlar bizim arkadaşlarımızın evleri. Bütün hastahanalar bunlar şu anda. En son halkları mayın şeylerinde rakam ve bu kadar uzun. Sadece bir rayon. Bir rayonda Allah kaç rakam? 97 bin mayın. Onların 54 bini tank deliğine kalanı ise insanlara. Bu bizim yeni santral bu. Yeni santral. Biz o okuduruz. Onu dün açtım. Dün açtım. Ben dün geldim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Burada yeni yollardı. Bu yollar yapılıyor. Evet, yollar oldu. Yol boyunca. Biz gideceğimiz yok. Şu sayın bu yol oldu. Bu yolu biz zafer yolu vardı belki. Çünkü bizim harbiçiler bu yolla geldiler şuraya. Buradan geldi. Füzuli Hadrut. Şimdi birazdan sonra biz Hadrut bölgesine gidecek. Bak o harbi hisse. Bak görürsünüz. Tabii o bina kalmıştı. Ben de geldim bayrağı burada kaldıran. Sağlam olarak o bina vardı. Harbi hisse. Yani askerler için. Asker mi? Evet. Ondan başka şehirde bir bina görmez. Yok. Vay. Orayı da yıkarlardı, yetiştiremediler. Orada şeylerin yani onların askerleri burada. Ha onlar da ya. Ya bütün başka yerlerde. Adam da yıkılmış. Kendin nerede oturmuş? Onlar orada oturmuş. Onların askeri pozisyonları var. Birkaç savunma haddi var idi. Ama burada Adam, Füzuli, Cebrail'de
Bir şey yaşanmadı. Ya ne yapmayı düşünüyorlardı? Yani böyle bir berbat durumda yani bize değil mi? Evet. Ya baksan yani bizim Azeri kardeşlerimiz kaçın olsun. Buralar boşaltın. Düşmançılık. Düşmançılık. Ama bence emin değillerdi burası onlarda kalacak diye. Yoksa bir şey yaparlardı bence yani. Olabilir. Onlardan nüfus. Kim gelip yapıyor? Mesela Şuşa'da görüleceksiniz. Şuşa'da yaşamıştım. Abi bilgiler aldı. Şuşa'da işgal dönemde 1600 kişi yaşamıştı. 1600 Cemil. Ama işgaldan önce ardından 15.000 yaşamıştı. Hamısı da Azerbaycan aldı. 1600 kişi değil miyim? Zorla güçle orada yerleştik. Onu da yarısı da yıktılar. Ne bu 100 kilometrelerle Yeliren'den mesela çık, buradan yol var mesela çık, Cabrail, Zengilan, Kuvallı, her taraf. Azat edilmiş torpağların arazisi 10.000 kilometre kareden daha fazla. Yani bir Lübnan boyu. Nasıl Lübnan? Lübnan boyu. Lübnan kadar. Yerle yeksan, yerle. Burayı çayet olarak Azeri kardeşlerim bilmiyor. Bunlara beraber. Burada Polin var, Cengiz var, Abdullah var. Evet. Bunlar her yerde var. Ben Cengiz demin beni aradı Şantiye'de. Ben dün tünelin inşasını, temelini buldum. Cengiz orada yazılmıştı. Şuşa'ya yakın bir inşa. Cengiz, Polin, Kalyoncu, bir de bizim iki şirket. Onlar bütün bu ilgilerini göreceğiz ya. Şeylerden şu anda mayın temizlemeden kaç tane geldi? 7 mi geldi? 10 tane geldi. Memat. Onlardan kalaba da alacağız. 120 mi girecek öyle kalaba da alacağız. Ben onları ben de yüzüme şeyler söyleyeyim. Mümkün olduğunca arttıralım çünkü böyle dedektörle falan bu iş bitmez. Evet. Olur. İçerdöver makineler var ya. İçerdöver makineler. Uzanıyorsun patata patata gidiyor. Onlar çok güzel makineler. Acayip şeyde makine ekipler de bana bir gösteri yaptılar. Ve uzaktan kumandalı. Çok güzel. Mayın harikasını eğer hepsini biz alsak. Ya o bize böyle avuklar sağlayacak. Çünkü olmasa bu belgede 10 il çekilir. Çünkü her tarafı aynı. Başka esir var mı? Var mı? Peyder Peyder. Abdül yolunda. Hadi bakalım. Haziran'ın 4'ünde bir kamyon içinde de basın mensupları Kelimeceli'de patladı. 3 kişi öldü. İkisi basın mensupları, biri de valiliğin valiliği. Bu da yeni yol. Bu yok. Yol şimdi yapılmakta olan var. Biz de Sovyetler döneminde Şuşa'ya girmek için mutlaka gerek Han kentinden, yani Ermenilerin yaşadıkları yerden geçer. Füzuli Şuşa yolu yok. Onu bizim de açıyoruz. Şuşa kayanın üstünden indi giden de Ardas'a bir buradan bir 50 dakikadan sonra göreceksiniz büyük bir kaya Şuşa onun üstünde. Kayanın üzerinde şey. Evet. Yani Şuşa giren de onu görürüz. Eğer hava iyi olsa şey olmasa belki de bir dakika dayanak orada. Ben size gösteririm Şuşa nerede gelmiş. Yani onu tehbir vermek bir ihanet gibi 92. yılda. Ve götürmek de böyle kahramanlıklı kadim bir medeniyet var. Bizim birçok ünlü sanatçımız, bestekarlar, şairler, Şuşa doğumlu. Orada. Hiç. Burayı görüyor musun? Ne? Bunlara baksana. Yine de mayalarda ölenler de onlar ki onlar gizli yollarla çünkü buraya girme yasak.
kampanyaları. Evet, gizli yollarla Irak özellerine gelmek istiyorlar. Geliller ve... İşte burası... 3-7 süs geniş mi olacak yoksa? Bazı yerlerde 6 şerit, bazı yerlerde 4 şerit. Ama o dağ olan yerde orada 2 şerit daraltılır. Bir de 2 yol çekiliyoruz. Şey, şuraya. Biri hemen bu zafer yolu. Hansı biz gideceğiz. Bizim askerler gittiği yol. Bir de ki otoban yolu. Orada havalimanından havalimanı yapılır. Eylül ayında. Şu şey mi yapılıyor? Ama lan kendi de olmuyor galiba. Var ama o bir izin verir. İzin verir. Orada Sovyetler döneminde olmuyor. Orada dayanak. Bakın dağıntıların önünde var. Resim çektirek. Üzülü şahane. Ondan sonra da Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev ve Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yol üstü Şuşa şəhərinin ətraf ərazilərini seyrettiler. Bunlar öyle Şuşanın yerini gösterir zorunlu. Ağır abi. O dayanın başı. Ağır solda, sağa gelin. Sağa gelin. O da köy. Bu Şuşa'nın altında, bu köyün adı Taşaltı. Taşaltı, yani. Taşın altında. Taş. Oranın taşı. Bak onun arkasında mı Şuşa? Şuşa düz onun üstünde. Düzlüğün üstünde? Evet, o düzlüğün üstünde. O sağdaki iki dağ çıkıntısı var, o Cıdır Düzü'dür. Meşhur Cıdır Düzü, haradaki bu at yarışları. Ve gelip ona bakacağız.